ya Habib. Hı? Ya dünyanın sonu gelmediğine göre senin bana neden yemek yemiyor? Boş ver, orada oyalanıyorsun kendi kendine. Gökhan. Ha? Ben iki saattir 83'ye bölmeye çalışıyorum, olmuyor. Kaç ediyor? 83 ikiye bölünmez anam. Aa, demek ondan bölemiyorum. 3'e. Ona da bölünmez ana. Ya ne nalet sayıymış ya bu 83 hiçbir şeye bölünmüyor. Ya bana sen ne edeceksin 83'ü? Sen ne yapıyorsun orada? İşim var benim, işinize bakın. Kız gel iki lokma bir şeyleri ya da öyle görürsün işini. Ya gelmeyeceğim siz yiyin. Ya bana gel de şurada birlikte iki lokma bir şey atısırak işte. Ya size de yesem kabak yemesem kabak bir karar verin artık. Senin de ayarın yok ana. En olmadık zamanda sofranın başından kalkmıyor. Müsait zamanda da sofraya oturmuyor. Gelmeyeceğim, işinize bakın bir dakika ya. Sen o hesap makinesini ne yapıyorsun orada? Yapmaya çalışıyorsun da yapamıyorsun. He, hesap makinesi bozuk zaten. Ben parmak hesabı yapıyorum. O zaman hesap makinesiyle ne iş görüyorsun? Ha, tuş seslerinden ilham alıyorum. Ona göre tutuyorum hesabı. Hesabı? Hakka tutabiliyor musun? Hesabın ucu bayağı bir kaçtı da çünkü. Evet Gökhan'ım, haklısın. Hesabın ucu bayağı bir kaçmış. Eğer biz bu hızdan batmaya devam edersek birkaç güne kalmaz çok fena çakılırız. Benim bir çözüm bulmam lazım. O zaman hayrı hesanatı bir kenarıya bırakıp daha fazla tatlı satmamız lazım değil ana. Yoksa başka ne çözüm bulacaksın acaba? Anam, buldum. Neyi buldun ana? İpin ucunu buldum Gökhan'ım. Kurtuluşumuzu buldum. Kalkınışımızı buldum. Aa. Beni burada bekleyin. Kız, kız yani nereye gidiyorsun? Aa. Ne oldu şimdi? Hemen boş. Nasıl olsa gelmiş. Sahip olursan ama. Hakkı tatlıcınız ayağınıza geldi. Ana, ne yapıyorsun Allah aşkına, bu ne? Çok konuşma oğlum, tut araba gidiyor, araba. Tanıştırayım, kendisi yani güttük ekmek teknemiz olur. Kız hanım, zaten bizim bir ekmek teknemiz vardı, hem de güttük. O yeterince güttük değildi akıllım. Müşteriler bizim ayağımıza gelemiyorsa bizim müşterilerin ayağına gitmemiz lazım. Bizim overlockçudan ne eksiğimiz var? Yani kapı kapı dolaşıp satacağım diyor yani, öyle mi? Evet, evet, ticaret beklemeye gelmez çocuklar. Yeni fikirlere her an açık olmak zorundayız. Yapma ana, kadın başına sokak sokak gezip başını bana mı sokacaksın? Şşş, oğlum sen bana baksana. Benim gözlerime baksana, bana. Güttük Ayşe'ye kim ters soluk yapacakmış ha? Daha o zaman anasının karnından doğmadı. Gene karakollardan toplayamam, sana haberin olsun. Yavrum, senin bu saatten sonra toplayacağın tek şey benim getirdiğim paralar olacak. Paralar! İnşallah. Ya ana tamam da bak, bin bir çeşit insan var. Vallahi hiç güvenli değil ha. Yok oğlum, çok uzaklaşmayacağım. Şuradaki okulun bahçesine gidiyorum, orada satacağım. Yavaşça tutmayın beni, tutmayın. Ticaret beklemeye gelmez. Siz ocağa yeni tatlılar atın. Ben hemen gelip alacağım, tamam mı? Haydi. Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Vallahi Gökhan'ım, senin bu anan hakikaten kutluk bir deli. Ayşe'nin halka tatlısı ayağınıza geldi. Herkesler duysun. Evet, duyduk duymadık demeyin. Çayın yanında, kayfenin yanında, sütün, limonatanın yanında, şalgamın yanında 5 dakikada yenir, anında hazmedilir. Yok mu Ayşe'nin halka tatlısından isteyen? Tatlı mı tatlı? Aa! Tatlı mı tatlı? Aa! Yok mu tatlı isteyen? Tatlı mı tatlı? Aa! Yok mu tatlı? Ver. Anam, yavrum kızı pek de güzel yapıyorsun ya bu tatlıyı sen. Evet, Ayşe'nin halka tatlıları ayağınıza geldi efendim. Duyduk duymadık demeyin. Tatlı mı tatlı? Aa, valla çok tatlı, denedim, çok tatlı. Tatlı mı tatlı? Aa, tatlı mı tatlı? Aa,
halkacı geldi, halkacı. Yok mu Ayşe'nin tatlısından isteyen? Anam, anam. Abilerim, selamun aleyküm ağalar. Yok mu tatlı isteyen? Bakın bu tatlı başka tatlı. Ayşe'nin tatlısı baldan tatlı. Tatlın nasıl? Taze mi? Bizde kart tatlı olmaz. Ayşe'nin tatlısı böyle ağzınızda dağılır. Yapma ya. Tatlın kaç para? Bir şey değil abim. 3 lira. 3 lira mı? Bu kadar ucuz mu ya? Artık siftah sizden, bereket Allah'tan. Hadi bakalım tattır o zaman şu tatlın ucundan. Bunlar kadınım diye dalga geçiyorlar benimle. Siz burada bekleyin. Ben size tatlının hasını getiriyorum. Şimdi söyleyin bakalım açık açık. Siz ne istiyorsunuz? Bacım sen bizi yanlış anladın. Biz halka tatlı işe ettirdik. Lan oğlum! 2 dakika adam olun da söyleyin bakalım. Siz ne istiyorsunuz? Bacım affet. Diş sürçmesi oldu herhalde. Ondan yanlış anladın. Ha diş sürçmesi. Ben şimdi paramı o dillerinizi bir sürteceğim. Göreceksiniz görüleceğim. Allah! Kıraç şahsı gibi adam bir daha ağzımızı açmayacağız. Bakın, bundan sonra önünüzden, sokağınızdan, yakınınızdan ya da uzağınızdan geçen herhangi bir kadının namusuna dil uzatırsanız, o dillerinizi böyle halka, halka doğrar, Adana'nın 4 bir yanına da atırım. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı bacım. Evet, şimdi söyleyin bakalım, kim tatlı istiyor? Allah! Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı?